Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Bildiğiniz üzere kanalımızda uzunca bir süredir oyunculuğu meslek olarak düşünen birçok arkadaşımıza, hobi olarak düşünen, sosyal alan olarak düşünen birçok arkadaşımıza ve pek tabii ki siz değerli tiyatro severlere faydalı bilgiler sunabilmek adına düzenli oyunculuk eğitimi videoları paylaşıyoruz. Bu anlamda kanalımıza abone olup destek olursanız ve videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Evet değerli arkadaşlar, bugün yine sizlerle çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Birlikte çok keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi konservatuar tiyatro bölüm yetenek sınavına birçok oyuncu adayı tiratlar hazırlıyor, tiratlar üzerinde çalışmalar yapıyor ve bugün ben de nacizane eğitmen olarak sizlere 10 tane alternatif erkek tiradı önermeye, paylaşmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, daha önceki eğitim videomuzda da bir 10 erkek tirat önerisi yapmıştık ama bu da farklı bir alternatif olsun diye bugün de 10 farklı yazardan, 10 farklı oyundan 10 erkek tiradını sizlerle paylaşıyor olacağım. Aynı zamanda umarım bu çalışma, bu eğitim videosu hem ekran başında şu an bizi izleyen tiyatro sınavına girecek öğrencilere birazcık kılavuz olur. Hem de tiyatro severler adına o tiyatro dünyası içerisinde güzel bir zaman yolculuğu gerçekleştirmiş oluruz. Evet arkadaşlar, ilk yazarımız Murat Han Mungan, Taziye oyunundan Heja karakterinin tiradı. Biliyorsunuz bu oyunda bir aşiret hikayesi, bir kan davası anlatılıyor. Ve bu kan davasında Heja annesini aşiret ve geleneklerin kuralları doğrultusunda öldürmek zorunda kalıyor. Müthiş bir tragedya anlatılıyor aslında hikayede. Ve bu eski döneme ait geleneksel hikaye anlatılırken biz de bu taziyeyi, bu acıyı yüreğimizde yaşıyoruz. Evet arkadaşlar, çok güzel bir dram tiradı örneği ve Heja karakteri diyor ki: doğduğum günü bilmeyen, daha sonraki günler de hatırımda değildir. Bildiklerimin hepsi de ölüme dair. Evet, çok güzel sözler yazmış Murat Han Mungan. Gerçekten adeta bir şiir gibi hikaye çok güzel anlatılmış. Ayrıca oyunu çok iyi bir şekilde okumanızı tavsiye ediyorum. İkinci yazarımız yine çok önemli yazarlarımızdan, büyük değerlerimizden biri Melih Cevdet Anday, İçeridekiler oyununda oradaki dönemin sosyal ilişkilerini, insan ilişkilerini anlatıyor ve içeridekiler sözüyle aslında bir sembol anlamında seyirciye çok farklı vurgular anlatmaya çalışıyor. Hepimizin kendi hayatı içerisindeki yaşadığımız bütün o duyguları ve gerçek hapishanemizi bize farklı bir ayna tutarak yansıtmaya çalışıyor. Oradaki tutuklunun tiradı, bu da aynı zamanda bir dram tiradı örneği olabilir. Tutuklu geçmiş hayat hikayesini anlatıyor tiradında. 13 yaşındaydım. Ortaokula gidiyordum. Babam öleli 2 yıl olmuştu. Yoksulduk. Büyük bir evin odasında oturuyorduk. Kitaplarımın çoğu noksandı. Okul çantam bile yoktu. Geçmiş yaşadığı hikayeyi anlatıyor. Gerçekten çok dokunaklı bir tirat. Bunu da okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Üçüncü oyunumuz efendim, Fransız şair ve yazar Molière'den Tartuf oyunu. Tartuf oyununda da dönemin yine toplumsal gerçekliği yansıtılmaya çalışılıyor. Dinin insanlar üzerindeki etkisi, dinin insanlar üzerinde nasıl kullanıldığı anlatılıyor. Ve oradaki din adamı Tartuf karakterinin tiradı. Ve güzeller güzeli bir kadınla karşılaşınca bir anda din adamının bütün duyguları, bütün dine olan bakış açısı değişiyor. Ve şunları söylüyor güzeller güzeli kadının karşısında: din adamıyım ama insanım da. Sizin ilahi güzelliğiniz karşısında ihtiyat elden ister istemez gidiyor. İnsan düşünemez oluyor. Ne yapayım efendim? Ben de nihayet melek değilim.
Evet, bu da çok güzel bir komedi örneği olabilir arkadaşlar. Dördüncü yazarımız Sofokles, oyunumuz Antigone. Biliyorsunuz Antigone'nin babası başka bir şehre sürülüyor. Orada ölüyor. Sonra bunun öcünü almak için Antigone ve kardeşleri bir araya geliyorlar ve tekrardan şehre savaş açıyorlar. Ve bu savaşta Antigone'nin kardeşi ölüyor. Diğer şehri savunan kardeşi de ölüyor. Ve sonra tahta dayısı Kral Kreon geçiyor. Kral Kreon şehri savunan kardeşin mezarını ve törenini gerçekleştiriyor. Ama şehire savaş açan kardeşin mezarını maalesef açıkta bırakıyor. Kurtlara, kuşlara yem olsun diye, herkese ibret olsun diye. Müthiş bir tragedi örneği Antigone sonrasında dayısı Kral Kreon'a da başkaldırıyor. Dayısı Kral Kreon da bütün yurttaşların desteğini alabilmek için onlara bir konuşma gerçekleştiriyor. Yurttaşlarım, bu zorlu fırtınada devlet gemisi epeyce bocaladı ya, tanrılar ulaştırdı çok şükür esenliğine. Sizleri buraya özel olarak çağırdım. Sizler ki en güvendiğim dayanaklarısınız devletin. Evet, antik Yunan döneminden çok güzel bir dram örneği arkadaşlar. Beşinci yazarımız Güngör Dilmen, Midas'ın Kulakları oyununda çok fantastik bir hikayeyi anlatıyor. Ve orada bir berber karakteri var. Bu parçayı da bir komedi tiradı olarak seçebilirsiniz arkadaşlar. Berber daha öncesinde öğrendiği bir sırrı artık içinde tutamıyor. Herkese anlatmak istiyor ve bir kuyu karşısına geçip adeta bağırıyor, avaz avaz isyan ediyor. Ve diyor ki berber, dayanamayacağım daha. Öldürür bire beni, öldürür. Nerede taşıyorum onları? Kafamda, kursağımda, sancıyla. Sancıyla. Evet arkadaşlar, bu Midas'ın Kulakları da gerçekten çok hoş bir karamizah örneği. Çok güzel bir komedi tiradı olarak yorumlanabilir. Altıncı yazarımız Albert Camus'den Doğrular oyunundan Kali Ayev'in tiradı. Burada da bir örgüt uğruna bir terör eylemi gerçekleştirmek üzere olan Kali Ayev, inandığı dava uğruna bir politikacıyı tam öldürmek üzereyken, tam bombayı üzerine atacakken bir anda politikacının yanında başka ufak çocuklar görüyor. Bir an vicdani bir hesaplaşma yaşıyor, bombayı atamıyor, vicdanını temizlemeye çalışıyor ama bir yandan inandığı davaya da ihanet etmiş oluyor. İşte bu büyük çatışmayı yaşayan Kali Ayev'in tiradı. Ben nereden bileyim? Çocuklar. Çocuklar vardı orada. Sen hiç baktın mı çocuklara? Hiç. Gördün mü o bakışlarını? O delip geçen bakışlarını. Evet arkadaşlar, çok güzel bir dram tiradı örneğiydi. Yedinci yazarımız Mehmet Baydur, Yangın Yerinde Orkideler oyunundan. Orada da o dönemin toplumsal, sosyal ve sınıfsal hikayeleri, o dönemin yaşayan karakterleri üzerinden bu oyunda Nuri karakteriyle anlatılmış. Bu da çok güzel bir dram tiradı örneği olabilir. Nuri de diyor ki, bir kere Zonguldak'a gitmiştim, yıllar önce. Karanlıktı abiciğim. Kömür madenlerinde çalışıyordum o zamanlar. Ve daha sonra hikayesini anlatıyor İzmarit Nuri. Evet arkadaşlar, 8. yazarımız Samuel Beckett'ten Godot'u Beklerken. Biliyorsunuz çok meşhur bir oyun. Aslında sembol anlamında Godot'u bekliyorlar ama hayat hikayelerini, kendilerini ve varoluşlarını sorguluyorlar. Bu absürt oyun örneğinde Vladimir karakterinin çok güzel bize atıfta bulunduğu sözleri var. Bunu da bir dram tiradı örneği olarak oynayabilirsiniz. Boş konuşmalarla zamanımızı harcamayalım. Fırsat varken bir şeyler yapalım. Her gün birilerinin bize ihtiyacı oluyor. Evet, burada da gerçekten hepimize çok güzel mesajlar var. 9. yazarımız Turgut Özakman. Fehim Paşa konağında Rasim Baba karakteriyle burada bize çok keyifli bir hikaye anlatılıyor. Rasim Baba aslında bir mafya babası, bir
kabadayı ama kendi oğlu hiç aslında kendi karakterine, kendi yaşam tarzına uygun değil. Ama bunu değiştirmeye ne kadar çok çalışsa da hikayeler de kendiliğinden oyun içinde eğlenceli bir şekilde değişmeye başlıyor. İşte Rasim Baba anlatıyor. Ebe, kadın oğlun oldu deyince çektim tabancamı, grav grav grav. Tavanı kalbura çevirdim. Oğlan yürüdü, kurban kestim. Baba dedi, sünnetinde sevinçten öyle içmişim ki az kaldı karın diye kaynanamın koynuna giriyordum. Aslında çocuğun ne kadar çok sevdiğini de gösteriyor. Bir yandan çok eğlenceli bir komedidir adı. Ve 10. karakterimiz, yazarımız bu arada Ahmet Önel. Güldürü üstüne aldatma ya da tam tersi oyununda ilişki, sadakat ve aldatma kavramlarını inceliyor. Ve orada absürt bir karakterle, dalgacıyla bize şöyle sesleniyor. Ne çok şey anlatabilirim. Hoş sohbet biriyimdir aslında. Yine de pek sevmezler beni. Nedense çekinirler. Yani aslında huysuz herifin biri olduğunu söylenir. Orada burada. Aldırmam. Her söze kulak kabartırsanız işiniz iş olmaz. Bu karakterde de Ahmet Önel bize aslında çok eğlenceli bir aldatma, aldatılma hikayesini, insanın bu duygu durumları karşısındaki reaksiyonlarını göstermeye çalışıyor. Çok başka bir pencereden bize buradaki insan ilişkilerini anlatıyor. Evet arkadaşlar, dilim döndüğünce çok da abartılı oyunlar katmadan size 10 farklı yazardan, 10 farklı oyundan, 10 farklı erkek tiradı önerisi getirmeye çalıştım. Umarım size bir parça da olsa ışık tutabilmişimdir. En yakın zamanda yine içeriği çok iyi olan bir eğitim videosunda görüşmek üzere.